Hadi tamam hadi. Tamam. Herkese merhaba, ben Şevval Yılmaz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteler ve bölümlerle ilgili içerikler yapmayı planladığım bu kanalı mezuniyet tezi projesi olarak başladım. Tabii ki mezun olduktan sonra da devam edebilmeyi umut ediyorum. Bu ve daha fazla konu için ilerleyen zamanlarda video çekeceğim. Ama şimdi bu videonun asıl konusuna dönelim. Çok da dağıtmak istemiyorum. İlk videom olduğu için de çok heyecanlıyım. Bu yüzden çok da bir yanlışlık olursa kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi sorulara geçiyorum o zaman. Bize okuduğun bölümü tanımlar mısın? Mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışılabilir? Radyo, televizyon ve sinema bölümü medya ve iletişim alanında yetkin bireyler yetiştirmeye başlayan bir bölüm. Temelde böyle. Bu bölümden mezun olduğumuzda kamera önünde işte spiker, muhabir, sunucu gibi alanlar var. Bir de kamera arkasında işte reji, ışık, kameraman, diğer kamera arkasındaki her şey olabiliyor. Bunun dışında çok fazla aslında şey çalışabileceğiniz alan var. İnsanlar sadece radyo, televizyon ve sinema diye düşünüyor ama sonuçta reklam var bunun içerisinde, belgesel var. Evet, çok fazla alan var. Yani hala bizim bilmediğimiz bile birçok alan çok var aslında. Ve bireysel de çok fazla iş yapabiliyorsunuz. Sadece bir kuruma girmenize evet. de gerek yok. Birçok insan aslında kendisi de bir meslek oluşturuyorlar. Aynen. Yani kendi kafalarında bir meslek tasarlıyorlar. Şimdi, gerçekten bence son zamanlarda bireysel çalışma şeyi daha fazla yani. O yüzden çok fazla alan var. Hiç beklemediğiniz bir kurum yani mesela ne diyebilirim? Bir belediyenin bir basın kısmı da aslında. Hiç beklemediğiniz bir kurum. Belediyenin bir basın kısmı da. Da aslında bunu kapsıyor. Çünkü siz bu konu üzerinde yetkilenmiş oluyorsunuz, bir şeyler evet. öğrenmiş oluyorsunuz. Artık nerede çalışırsanız çalışabilirsiniz. O kadar geniş. Evet. Ve çalışmak istediğimiz alanı önceden belirlemek de bizim için çok önemli tabii, aslında. Evet. Çünkü o konuda gelişmemiz lazım. Birçok alan var, birçok bilgi var, öğrenilmesi gereken çok şey var. En azından bir tane şey belirlersek o alanda ilerlemek daha kolay olacaktır. Tabii sonraki zamanlarda değişebilir düşünceniz ama erken başlamakta her zaman için fayda vardır evet. yani. Biz yani kendi açımdan erken başlamadığım çok şey oldu. O yüzden çok fazla zaman kaybettim. Şu an 4. sınıfız. Evet. Yeni başlıyorum bazı şeylere. Bu çok fazla zaman kaybı ama şöyle bir şey de var. 1. sınıftayken ne seçtiğinizi gerçekten emin olamıyorsunuz. Ben okula ben senarist olacağım diye başladım. Şu an senaristten çok uzakta bir yerdeyim. Yani modellemeyle ilgileniyorum. Çok uzak değil tabii. Kendi yine bir şeyler evet. yazıp onu modelleyebilirsin ama sonuç olarak değişti fikrim. Ve yani hepsi birbiriyle bağlantılı ama ayrı şeyler aynı zamanda. Her şeyi aynı anda yapmak da çok zor. Mesela modelleme öğreniyorsun. Kurguyla da çok yakından bağlantılı. Hı. Çünkü yine modellediğin şeyleri kurgulayabilirsin. Ama ikisini aynı anda yürütmek de zorluyor insanı. Evet. O yüzden bir kurumda herkesin aynı işi var. Yoksa herkes biliyor yani. Aslında ciddi bir plan gerekli yani bu noktada. Evet. Yani diğer ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bence de katılıyorum. Çok hızlı geçtim dersleri. Devam ediyorum. Bu bölümde okuyacak öğrencide olması gerektiğini düşündüğün özellikler nelerdir? Yani bir öğrenci profili nasıl olmalı? Yani çok duymuşsunuzdur iletişim bölümü öğrencisi. O yüzden çok dışa dönük evet. olmanız gerekiyor. Ama ben mesela 4. sınıfta biz kameralardan hala kaçıyoruz. Evet, ben çok içe dönük bir insanım. Hep öyleydi. Hep öyle de olacak gibi gözüküyor. Yani son zamanlarda daha da bu bölümü seçebilmiş ya. Olman çok güzel bir şey aslında. Yani kendin için de çok ben önemli. Ben kadar konuşmam gerektiğini bilmiyordum. Çok iyi. Ama şöyle. İster istemez bunu kırıyorsunuz yani. Yani bir şekilde. Çok kaba mecbur. İnsanlarla karşılaşıyorsunuz ya da kendiniz tek başınıza kalıyorsunuz ve kendinizi anlatmanız gerekiyor. O zaman da konuşacaksınız. Yani bir noktaya şey gelebilmek için aslında çok önemli iletişim kurabilmek. Tabii yani. Çünkü yani bir insan tanımanız lazım. Yani işte çevreniz olması lazım. Ya bu çevreyi sürekli işte iş var mı i̇ş meselesi. Değil bu arada aynen sadece. Arkadaş çevreniz bile olması gerekiyor. Bence. Tabii canım. Yani. Aynen. Benimdeki şeyi buraya oturdu şu an. Pardon. Neden? Ne anlatıyordum ben ya? Pardon. Neyse. Şey diyorduk. Pardon ben çok mu oldum? Neyse devam edelim. Bu yerlerde ne diyor bunlar acaba falan diyebilirsiniz.
Yani ilk videomuz gerçekten bizim mazur görün. Şöyle, şimdi dışa dönük olmanız gereken bir bölüm ama içe dönük bir insansınız. O zaman da daha çok bireysel işlere yöneliyorsunuz. Ben evet. de biraz öyle oldum. Doğru. Yani hiç tamamen içine kapalı bir insan bir şey yapamaz da diyemeyiz. Evet, evet. Yani bu da yanlış olur. Yani bu bölümü seçiyorsanız konuşmamız gerekiyor Aynen. gibi bir durum da yok. Ama tabii ki bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü yine bireysel işleriniz dahil olsa insanlarla iletişim halinde olacaksınız. Bu bölümü seçmeseniz bile iletişim halinde olmanız gerekiyor evet. insanlarla. Evet. Kendinizi tanıtmanız lazım. Evet. Yani bir şekilde bir çalışma alanı oluşturmamız lazım yani. Yani sadece bu bölüm onu biraz kırıyor. Evet. Kırmak için gibi. Ya her şey bir de yani bu tempoya alışkın olmamız lazım. Tembel olan bir karakter yani çok zor. İlla ki bir şeyler yapabilir ama belki hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebilir. Bir noktada tıkanabilir ya da evet. zorlanabilir. Bu ilkti mesela yani gerçekten dışa dönük de demeyeyim ama insanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. Bunu bilip evet. o şekilde hareket etmek Mesela gerekiyor. Setlerde falan kimse hani gel bakalım işte Buse sana şunu evet, yapalım falan tarzı. Yani öyle bir şey asla olmuyor. Ben ne yapmalıyım? Ne yapabilirim diye insanların peşinden koşmanız lazım. Bir atılgan ruhu olması yani lazım bir şekilde. Yani siz staja girecekken bir tabii ki görüşme gerçekleşiyor. Orada bile bunu belirtiyorlar. Yani duracaksan orada ya da başka bir şeyle ilgileneceksen hani ben istemiyorum diyen evet. açık açık gördük. Hani. Kendini pazarlamayı bileceksin yani. Aynen öyle. Onun dışında biz yine çok geç. Yani geç kaldık demeyeyim de ben birinci sınıftayken mesela Premiere falan kendim öğreniyordum ama diğer uygulamaları da bilmeniz gerekiyor bir noktada. Evet. Photoshop, After Effects, Premiere artık bunlar hani önceden bildiğiniz zaman önemli bir şeydi bu ama artık bilmemek eksik aslında bir ayrıcalık evet, değil. Evet. Yani onları baştan bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir staja dahi girerken ne bildiğine bakıyorlar senin. Evet bu üzücü. Ya bunun altı çok dolu olması lazım. O da çok zor yani. Hele üniversitedeki bizim üniversitemizde burada eleştirdiğim bir nokta teorik olması. Evet. Çok yetersiz kalıyor. Uygulamalı alanlardan uzak kalıyoruz. Teorikte de yani ne olabilir ki? Bir de zaten sadece kendi alanımızla ilgili bir teorikten de bahsetmiyorum. İşte hukuk olsun, psikoloji olsun bunları da görüyoruz. Ekonomiyle başlıyor zaten ilk yıllar. Keza yaşadığımız süreç aslında bu pandemi süreci. Evet, biz pandemiyle başladık depremle. Evet. Maalesef ki ülkemizde yaşanan bu deprem afetinden de çok etkilendik. Tabii hepimize de geçmiş olsun tabii ki bu noktada. Tarifi olmayacak acılar yaşandı. Umarım devamı yaşanmaz. Doğal afetler illaki devam edecek ama bunun karşısında yapabileceğimiz şeyler umarım değişebilir artık. Bir noktada kendimizi geliştirebiliriz diye umut ediyorum. Bu konuda çok şey söylenebilir ama çok da konuyu dağıtmak istemiyorum aslında. Yeterince işte yani kendinizi pazarlayabilmek, iletişime açık olabilmek, yani konuşmaya meraklı olmak lazım gibi. Hani cümlemi toparlayamadım ama. Çok önemsedikleri şey de şu. Siz bunları bilmiyor olabilirsiniz ve içe dönük oluyor olabilirsiniz ama bunu öğrenmek istediğiniz karşı tarafa belirtirseniz gerçekten çok çabalıyorlar. Ya evet. O konuda gerçekten iyi insanlarla mı karşılaştın yoksa medya sektöründe var mı böyle insanlar bilmiyorum. Sizinle hiç ilgilenmeyen insanlar da olacak. Size bir şeyler öğretmek için çabalayan insanlar da olacak. O çabalayan insanların sizden beklediği tek şey öğrenme isteği. Yoksa onlar sizin çok işte Photoshop mu biliyor, After Effects mi biliyor bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum dediğinizde öğreteceklerini düşünüyorum. Evet. Oraya girebilmek de bir mesele. Hani direkt hadi gel sana öğretelim demiyorlar. Tanıdıklarından alıyorlar birilerini. İşte burada yine çevre meselesi ortaya çıkıyor. İşte kim var? İşte bildiğin biri var mı? Bizim öğretebileceğimiz, devam edebilecek, bunu kaldırabilecek birisi bunu var mı? Olumlu açıdan şöyle bakarsak bir staj yerine gittiğinizde size orada başka yerlerde iş imkanı da çıkıyor. Bu da yine dışa dönüşlük ve istekle evet. alakalı. İnsanlar sizin istediğinizi gördüğü için size referans olup hep bir bağ var aslında yani. Aynen. Bu aslında iyi bir şey ve gerçekten yapmanız gereken bir şey. Biz staj konusunda da oraya geleceğiz sanırım. Evet. Çok geride kaldığımız için bu okulumuzdan da kaynaklı biraz. Bizim bireysel düşünememezlik mi diyeyim ne diyeyim yani. Hani dördüncü sınıfta stajı yapacağız diye herhalde kilitlendik. Hiçbir şey yapmadık gerçekten. Yoksa, yani. Yani hani kendime öz eleştiri olarak ben kendim adıma konuşayım. Hiçbir şey yapamadım. Yani pandemi süreci zaten bambaşka bir şeydi. Yani şu an o zamanı hatırladım.
çıktığımda yani hiçbir şey bilmiyor gibiyim. Yani ne oldu, ne yaşandı hiçbir şey bilmiyorum yani şu anda. Garip bir süreçti. Şu an son artık böyle dördüncü sınıf artık bitiyor işte. Ya ben mezun oluyorum artık öğrenci değilim kafası gelmeye başladığında bir şeyler hani bir tutuşuyorsun orada. Aynen. Bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsun, oradan oraya atılmaya çalışıyorsun. Ama tabii bunları çok öncesinden başlamak gerekiyor yani kendini geliştirmek adına. Bu bölümle ilgili işte birçok sertifikalı programlar var. Yani soruların hepsini aynı şekilde özetlemiş oluyoruz aslında konuşurken. Mezun olmadan CV'nizi doldurmanız gerekiyor. Sonrası evet. Daha zor. Stajlarla doldurulması gerekiyor, sertifikalarla doldurulması gerekiyor, yetkilerle doldurulması gerekiyor. Çok benim CV'm çok mu dolu değil ama gerçekten istekli olduğunuzu göstermeniz lazım. Ben ya en azından bu yani bu kişi bir deneyimi var mı diye bakıyorlar. Yani senin o bölümü okuyup okumaman bir mesele değil. Bu arada gerçekten sektörde çok deneyimi fazla alaylı var. Yani iletişim mezunu olup sektörde çalışanların sayısı daha az. Genelde mezunluk başka mesleklere yöneliyorlar. Gerçek ama. Bizim yani bazı hocalarımız bile başka şeylerin mezunuydu ama mesela TRT'de yönetmenlik yapmış. Keza yerde iyi yerlerden gelen öğretmenler ama mezun oldukları üniversiteler başka bir. Şu an kendi sınıfımızdan birçok insan da aslında farklı alanlara yönelmeye başlamışlar bile. Ya bu tabii bir de teknik bir aksaklıktan dolayı videomuz kesilmiş. Nerede kesildiğini şu an hatırlayamıyorum. Yani umarım çok da böyle konu bozulmamıştır yani. Sektördeki alaylıların sayısı ve iletişim mezunlarının sayısından bahsediyorduk sanırım en son. Bunları almadı herhalde. Almadıysa bahsedelim. Şunu söylüyorduk. Bu bölümü okuyup da bölümün ortalamasına çok odaklanmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu benim tamamen şahsi görüşüm, yatırım şey değildir. Evet. Yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü ben bildiğim için gittiğim yerlerde insanlar sormuyor hani bölüm ortalaman kaç. Bunu sormuyorlar. Sadece ne bildiğini soruyorlar. Bilmiyorsan da aslında bazıları için çok önemli değil. Bazıları önemsiyor. Hani bu zamana kadar ne öğrendik diye. Hani birinci sınıfta staja giderseniz bunu kimse sormaz ama bize soruyorlar ister istemez. 4 sene geçmiş. Ne öğrendin sen diye. Bunu çok dediğim gibi dikkate almayıp sadece öğretmek amaçlı düşünenler de var. Onun dışında insanlar da sizden bir tık daha fazla şey bekliyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü biz iletişim mezunuyuz ve bir çok boş şey yaptım değil mi? Devam et. Neyse ben diğer soruya geçeyim çünkü birazcık burada karışıklık var. Burayı kes. Ve de derler ki yani radyo televizyon okuduğuna emin misin? Benim için. Evet, devam ediyorum yeni bir soruyla. Bu bölümde okurken kesinlikle yapılmalı dediklerin neler? Aslında biz konuşurken bunun cevabını verdik. Kesilen kısımlarda demediysek. Ama bunu işte staj ekleyebiliriz. Direkt bireysel işler dışında gidip staj aramanız gerekiyor. Şundan bahsedecektik, asıl önemli konu şu. İnsanlar üniversite tercih yapıyorken kampüse kadar bakıyor. Okul nasıl, nerede, işte dış şeylerine bakıyoruz. Ben bakıyordum açıkçası. Ama YouTube'da falan bütün şeyleri, videolar izliyorduk. Vlogları nasıl falan. Gideceğim, ne olacak falan. Ama şöyle bir şey var. Kimsenin aklına acaba benim üniversitemde zorunlu stajı var mı diye sormak gelmiyor. Evet. Bu bizim önümüze çok büyük engeldi. Özellikle 4. sınıfta staj yapmaya başlamak istediğimizde. Kimse kabul etmiyor yani. Zorunlu stajın yok gerçekten mu? Tamam. Kabul etmiyorlar. Yani burada istekli olursanız olun bu arada. Evet, yani burada aslında şöyle bir şey de var. İşin gerçek bir yanında şöyle torpil de var işin içerisinde. Tabii. Yani sadece iş alanında değil, staj olarak bile torpile ihtiyacınız var. Ama bazen işte torpil bulsanız bile
Eğer zorunlu staj yoksa bu sigorta ile alakalı meselelerden dolayı, eğer zorunlu stajınız yoksa kabul edilmiyorsunuz maalesef. Her yere bir şeyler göndermen lazım. İşte CV'ni göndereceksin, kendin gideceksin. Sürekli yani böyle insanların kapılarını çalıp çalıp duracaksın. Niye geldin deseler bile. Bu şeyden ötürü ama mesela Ankara'da Hacı Bayram Veli'de radyo televizyon okuyacak olan insanlara söyleyelim bunu. Ankara'da medya sektörü çok zor, evet, çalışacak yer bulamam diye değil. Şu yüzden zorunlu stajınız olmadığı için zor, o sayı çok aza iniyor. Yani mesela 200 tane atıyorum şey varsa, ajans varsa belki 50'si bunu zor bir şekilde kabul eder. Onlar da kolaylıkla kabul etmiyor. Biraz haklı olarak biraz neyden bilmiyorum. Bu da yanan biziz ya yani. Gerçekten özet aslında yani. Hiçbir açıklaması yok. Ben bunu kabul etmiyorum açıkçası. Yani şu an yetkili bir birey gelirse de bunu söyleyeyim. Gerçekten çünkü yani tamamen bizim önümüze çekilen bir set, başka hiçbir açıklaması yok. Niye zorunlu? Sonra işe başlarken de şeyi bekliyorlar. Hani nerede deneyimin falan. Yani almadılar. Bu arada senin, bu üniversitelerle alakalı. Her üniversite, hani her tabii radyo, televizyon, sinemada zorunlu staj yoktur diye bir şey yok. Diğer var bizim yani, diğerlerinde var. Evet. Olmayanlar da var, olanlar da var. Olmayanlar, bizler. Çok böyle hüzünlü bir şekilde mezun oluyoruz. Yani ben mesela CV'mi kendim doldurmaya çalıştım bir şeyler yaparak. İşte İHA 1, drone, bu kimlik veriliyor şey. Ehliyet veriliyor. Ben almamışım gibi sen. Aldın emin misin? yani o şekilde şeylerle işte böyle diksiyon, seslendirme, yani dublaj eğitimi. İşte böyle bir de sürekli şeyler oluyor ya, okulun böyle katılım belgesi veren programları vesaire oluyor. Yani bir şeyler yaptım hani. Bir şeylere katıldım. Bu arada ben benim bir tane sertifikam var CV'mde. O da İbrahim Saratoğlu'nun Ato'da verdiği bir eğitimde. ben bunu CV'me ekledim. Çünkü bir sertifikam var. Hiç gittiğim yerlerde insanlar bunu umursamamıştı. En son gittiğim yerde hikaye anlatımı ile ilgili bir şey sanırım. Dijital hikaye anlatımı. O zaman sen yaza da biliyorsunuz dedi ve ben hayır ya. Sadece oraya katıldım. Sadece çünkü dinledim falan. Hem de biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yoğun bilim deyin kaçın. Abi bu da çok böyle tiyatral gibi geliyor bana ya. Yok. Neyse. SD kartta bir takım problemler yaşandığı için video sürekli kendini kapatıyordu. Bazı konuştuğumuz yerler gitti. Nerede kaldığımızı, ne anlattığımızı tam hatırlayamıyorum. Kontrol ettik birkaç videoyu ama birazcık devamsızlık olabilir maalesef, evet, ki. İlk videonun böyle şeyine vuralım. Hani, acemiliğine. En son şu soruyu sormuştum galiba. Birazcık özel olsun. Senin yolculuğunu da öğrenmiş olalım. Neler yapıyorsun, ne planlıyorsun? Onu öğrenmek istiyorum. Ben yine her zaman olduğu gibi son dakika gelişmeleriyle şu an modellemeyle ilgileniyorum. 3D modellemeyle. Öncesinde kurguyla ilgileniyordum. Ben videoda da söylediğim için eğer orası kesilmedi. üniversitenin başında senarist olacağımdan bahsediyordum. Böyle bir hayalim vardı. Sonrasında kurguya yöneldim. Ben kurgu yapacağım dedim. Sonra gittiğim stajyerinde kameramanlık yaptım. Şu anda da kurguyla ilgileniyorum hala ama asıl ilerlemek istediğim yer 3D modelleme. Ve Buse staj için gerçekten çok çabalı da ikinci, evet, yerini buldu. Yani şu an ikinci yerinde, evet, aslında. Evet, ilk gittiğim yer bir TV kanalıydı. Şu anda bir yapım şirketindeyim. Yapım şirketinde bu sefer biraz akıllanıp daha şey baktım. Nasıl diyeyim, yaptıkları yapımlara, referanslarına, o yapım şirketinin nelerle ilgilendiğini. Şu anda girdiğim yapım şirketi de referans, işte, yani bizim referansımız da çok önemli. Bize yapılan referans yani. Onun da çok alakasız olmaz. Yani önceki şeylerden bahsetmek gerekirse hani bizim de referansımız olmalı ki biz de o yerlere girebilelim yani. Hani o da çok önemli olduğunu bir söyleyeyim. Ne alaka var? Kestim. Evet, devam et. Şöyle, tabii ki referans gerekiyor stajyer dediği için. Ama ben ama istedim de yani.
TV kanalında bulunduğum kişilerden de istedim. Onlardan da bakmaya çalışıyorum ve gerçekten zorunlu staj olmaması karşı taraf için de sizin için de gerçekten sıkıntı. Çünkü sigorta işin içine giriyor ve okulunuz bunu karşılamıyor. O yüzden artık dedim yeter yani. Çok hızlı bir şekilde birçok yere emeği evet. attım. O sırada ben. Üçüncü sezon 15. bölüm diziler içerisinde kaybolmuş bir oyun falan oynuyorum tabii ki yani. Sadece gelip oyun oynuyorum. İnsan evet, ama yani... bazı zevklerinden vazgeçemiyor. Bu da olmak zaten... zorunda bu arada. Ne olmak? Yani yani kafayı yersiniz. İnsan ha, sevdiği şeyleri evet. de yapmak zorunda. Sadece staj, okul. Bir an vazgeçmek zorunda gibi algıladım. Ne ya? Evet. Katılıyorum buna. O yüzden... Çok fazla yere bir anda mail attım. Çünkü 3D modelleme yapmak istiyorum ve bunu sektörde görmem lazım. Evet ben evde kendim bireysel olarak çalışıyorum. Kendim öğrenmeye çalışıyorum. Bununla ilgili dersler alıyorum ama bu iş sektörde nasıl ilerliyor? Bu dersleri nereden gerekiyor. Alıyorsun mesela? Onda mesela, bilgi olsun arkadaşlara. Evet bu bir reklam değil. Şunu söyleyecektim. Ben mesela Blender öğreniyorum. Ama mesela sektöre gittiğimde ben şunu öğrendim ki sektörde aslında 3D Max kullanılıyormuş. Ben yine Blender'dan devam edeceğim. Çünkü ben birazcık da dediğim gibi oyun oynadığım için oyun karakterleri, sinema, animasyon o yönden gideceğim. Ama şu an benim gittiğim yapım şirketi tanıtım filmlerinde 3D animasyon yapıyor. Onu da evet. 3D Max'ten yapıyorlarmış. Ha, onu da öğrendim ama insan yine de bir yol çiziyor kendine. Evet. Ben de şu an biraz eğlenceli kısmına gitmek istiyorum gibi. Evet, yani işin özü aslında bu noktaya gelebilmek için bu bölümü okumak da gerekmiyor. Hiç gerekmiyor da. Evet. İşin özü bu. Ama şöyle ki tabii ki de yani bir diploma vesaire falan. Yani ya, buna çok girmeyeceğim ama. Olur yani. Ben işte ajansım, iletişim mezunum ve almam. Diğer bir de, evet. Bir de okullarda çok şey var. Beklemeyelim. Hani bu uygulamaların herhangi bir öğretimi söz konusu olmuyor. Özellikle bizim okulumuzda uygulamalı olmadığı için daha önce de bahsetmiştik. Çok da böyle şeyleri öğrenemiyorsunuz. O yüzden hani birinci sınıfa başladığınız itibariyle YouTube'dan mı öğreniyorsunuz? Yine burada yabancı dil etkili oluyor aslında. Hani YouTube'da çok fazla İngilizce olarak bu uygulamaların anlatımı var. Oradan öğrenebilirsiniz. Türkçe de var ama onlar bir şeyleri öğretirken bir yerden bir kısmı olabiliyor bazı yıllarında. Gerçekten İngilizce bilmeniz gerekiyor. Orası ayrı bir konu ama mesela bu tür bakarak uygulamaları öğreniyorken çok İngilizce bilmeniz de gerek yok yani. Çünkü fareyi izliyorsunuz. Ben biraz nereye tıklıyor bir şekilde öğreniyorsunuz evet. yani. Hani bir bebek ama gibi. İngilizce de öğrenin tabii yani. Tabii ki. Ve evet mesela. gerçekten evet, stajı yapmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ama bunun ne bölümle ne de üniversiteyle çok bir alakası yok. Sadece tabii ki etkileri var. Yani hocalar tanıyorsunuz. O hocalar size kattığı deneyimler de ayrı. Ama uygulama evet. açısından biz çok bir şey göremedik. Umarım bu bölüme gitmek istiyorsanız kazanmışsınızdır. Öylelikle bu videoyu izliyorsunuzdur. Şimdiden hayırlı olsun. Planlayanlara da hayal edenlere de başarılar diliyorum. Tabii herkesin özel düşüncesi. Yani geçmişe dönüp baktığımızda bu bölümü yazmak ister miydin hala? Ben isterdim. Ben hatta şu sıra düşünüyorum yani. Ben bu bölümü okumasaydım hiçbir şey okumazdım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü sevdiğimiz bir şey yapıyoruz. Evet. Dediğimiz gibi okula da pek alakası olmadı. Birçok sistemimiz de var tabii ki. Her meslekte var. Olduğu, her bölümde evet. olduğu gibi aslında. Yani bunlar olağan şeyler. Galiba böyle bir... Kısaca bir toparlayalım hepsini. En son nerede kalmıştım? Bir de o kadar beynimden düşünce geçiyor ki yani bu videoyu çekene kadar aklı karayı seçtim. Yani bir de şu an sınav hastasındayız. Bu videoyu bitirdikten sonra diğer videolarımıza, video ödevlerimiz vesaire var işte. Yazılı metinler var. Onlara geçeceğiz. Böyle bir ayrıntı da var. Uygulamalı dersiniz yok diye çekim yapmayacaksınız. Evet, bir şey yok. Evet, çekim doğru. ödevleriniz oluyor. Kendi kendinize. Evet. Hani okuldan böyle kamera vesaire alayım gibi bir şey olmayor. Bunu da başka videoda videonun konusu olsun da aslında. Çok fazla şey var. Evet, üniversiteyle alakalı. Okulumuzda bu tarz şeyler nasıl işleniyor, nasıl
Eleştiri videosu. Öyle bir video çekelim bununla ilgili. Artık videoyu sonlandırmak istiyorum. Çok da uzadı konu. İlk video olduğu için de aslında böyle oradan oraya sıçradık falan. Ben de toparlayamadım çok fazla. Heyecandan dolayı. Umarım beğenmişsinizdir. Size de bir fikir olur. Zaten bu konuştuklarımızın hepsi özler şeyler. Dediğim tabii gibi tabii. Hani olumlu olumsuz etkilememeli size. Bir örnek olmadı sadece bunlar. Şu an bizim sınıfımızdan biri. Belki bu üniversitenin eğitiminin çok çok iyi olduğunu da ki söyleyeyim. Zaten şöyle bir şey de var. Yani biz yaşadığımız süreç çerçevesinde bazı sıkıntılar da yaşadık. Yani işte pandemiyi yaşamak, işte depremle ilgili okulların online'a geçmesi vesaire. Bunları yaşamış olarak da etkilendik. Ama bizden sonraki gelenler hani bu okul içerisinde böyle bir şey yaşayamayabilir, böyle bir sıkıntı yaşayamayabilir. Hani bunlar çok derin mevzular aslında. Ya da işte söylenecek çok şey var gerçekten. Meslek çok teoriktir. Onun için mükemmel bir... Evet, yani olarak akademik bir kariyer ister vesaire. Hocalar o konuda mesela bence çok, çok iyi. Çok yetkili, evet. Gerçekten alanında çok bilgili, donanımlı insanlar var. Umarım siz de gelirseniz görürsünüz. Bizi göremezsiniz ama. Evet. Ben yani eğitim hayatım bitiyor yani eğer yüksek lisans vesaire olmayacaksa ya da yeni bir üniversite ki düşünmüyorum ama bakalım yol neyi gösterir. Umarım videoların devamı gelir yani. Kendimden de kuşkulanıyorum birazcık. Çok gerildiğim noktalar. Ama radyo televizyon okuyorum değil mi iletişime? kameraya ve böyle şeylere alışkın olmalıyım. Kendime bir eleştiri. O zaman teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu video bu kadardı. Tekrar Buse'ye de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Umarım olmuştur ya. Bilmiyorum. Olmadıysa da bir daha şey...